önemli bir konu hocam bu. Peki aile ilk etapta ne yapacak? Çocuk maruz kaldı, kedi tırmaladı. Ne yapacak aile? Yani varsa bir dezenfektanla o bölgeyi güzel önce yıkayıp dezenfektanla sterilizasyonu yapıp bir an önce bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bizde genelde kedi, köpek tırmalamaları Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi orada bununla ilgili bir bölüm var. O bölüme yönlendiriyoruz. Onlar takibe alıyorlar. Gayet düzenli takipleri yapılıyor ve hastalar aşılanacaksa aşıları yapılıyor ve takip boyunca hani bir sıkıntı da yaşanmıyor. Gayet düzenli çalışan bir birim Haseki Eğitim Araştırma'da mevcut bu konuyla ilgili. Tabii çocuklarımızın sağlıklı bireyler olması için de çocukken her şeye dikkat etmemiz gerekiyor ebeveynlerin. Kesinlikle. Öyle değil mi hocam? Yani çocukların tabii çocuk hani cam fanusta da çocuğu büyütmeyeceğiz. Mutlaka dışarı çıkacaklar da alerjenle de karşılaşacaktır, mikroplarla da karşılaşacaktır. Ama bunları belli bir dengede, belli bir ölçüde gittiği zaman, çocuğun direnci iyi olduğu zaman problem yaşamayız. Ama dedim ya, çocuğun uyku düzeni bozuksa bunlarla karşılaştığı zaman problem yaşar. Ama gayet güzel beslenmesi düzenli, uykusu düzenli olarak bunlarla karşılaştığı direnci iyi olduğu için bunların üstesinden gelir. Bir takım mikropları vücudumuz aldığında zaten onlara karşı vücut savunma sistemi dirençler geliştiriyor. Örneğin aşıladığımız zaman biz bir nevi aşırı bir o mikrobun bir toksoidi veya bir canlı virülansı azaltılmış canlı virüs veriyoruz. Vücut ona karşı bağışıklık geliştiriyor. Aynı mikropla karşılaştığında o bağışıklık o mikrobun üstesinden geliyor. Yani su çiçeği olmaması için su çiçeğin canlı aşısını veriyor. Ama virülansı azaltılmış. Vücut ona karşı direnç geliştiriyor. Ve o direnci bir daha su çiçeği mikrobuyla karşılaştığında su çiçeği mikrobunu rahatlıkla direnç ve o gelişen hücreler üstesinden geliyor. Ama hiç karşılaşmamış, hiç direnç kazanmamışsa o zaman ilk karşılaştığında hemen hastalanıyor. Yani şunu diyoruz hocam. Çocukların da bazen vücutlarının mikroba da ihtiyacı olabilir. Kesinlikle. Çünkü anneler çocuklarını hep korurlar, anne babalar, ama dışarıya çıkmasın, mikrop kapar, işte elini oraya sürmesin, bunu yapmasın. Ama geçmişe bakıyoruz hocam, çocuklar hani böyle dışarıda toz toprakla büyüyorlardı, çok sağlıklı oluyorlardı. Ama şu anda apartmanlarda büyüyorlar, vücut dirençleri de çok düşük. Kesinlikle. Yani çok doğal ortamda büyüdükleri için eski çocuklar, çünkü her şey doğal artı çevresel. Hani mikrop olabilecek mikropların sayısı da azdı. Direnci iyiydi çocukların ve vücut da o mikropların zamanla savunmasını geliştiriyordu. Problem ya, şimdiki çocuk tabii ki hiçbir şeyle karşılaşmıyor. Yani bir boğaz enfeksiyonuyla karşılaşmadığı zaman ya da dışarı çok çıkmadığı zaman ilk virüsle karşılaştığında hemen bir şey ortaya çıkıyor. Yani bu da vücudu hiç karşılaşmadığı için ve vücuttaki savunma hücreleri tanımıyor sonuçta yeni mikrobu. Eğer tanırsa hemen cevap verecektir. Onu bertaraf edici daha önce karşılaşmışsa. Yani çocuğun mutlaka dışarıda bir ortamı görmesi gerekiyor. Mutlaka değil mi? Yani şöyle hani çocuğu dışarı uygun saatte çıkaracaksın. Yazın çıkaracaksanız çok güneşin dik geldiği saatlerde değil, daha uygun saatte çıkacak. Ya da çok aşırı soğuktur. O gün çıkmaması gerekiyor. Yani daha ılık, daha temiz havanın olduğu günde çıkması gerekiyor. Yani biz o dengeyi oturacağız. Çocuğu mutlaka dışarı çıkarmamız gerekiyor. Peki çocuklarımızı dediniz hocam belli saatlerde çıkartacağız diye. Peki yazlıktayız, güneşte, havuzda çocuk çıkmak istiyor. Peki güneşten nasıl koruyacağız çocuğu? Mutlaka güneşten tabii ki bazen çocuk o güneşin dik geldiği saatlerde de çıkar. Ama tabii çok uzun süre durmaması gerekiyor. Mutlaka güneş koruyucularla cildini korumamız gerekiyor. Artı hani uzun süre kalmaması. Tabii ki 5 dakikada güneşin altında kalmasıyla kimse bir zarar görmez. Ama saatlerce kalırsa zarar görür. Bizim kastımız o. Yani bu saatlerce o güneşin altında durmamalı. Belli bir süre havuza girecektir o saatte. Ondan sonra çıktıktan sonra uzun süre güneşin altında kalmaması gerekiyor. Daha gölgeli, serin bir yerde durmasında fayda var. Yani bu şu demek değildir ki. Yani çocuk saat işte diyelim 1 ile 12 ile 1 arası çok sıcak ve güneşin dik gel saatler hiç dışarı hiç havuza girmesin. Hayır, öyle bir şey değil. Yani bunu asgari indirecek, daha kısa süreli duracak ama havuza da girebilir. Ama o güneşin altında saatlerce kalmaması gerekiyor. Daha kısa süreli kalmasında fayda var.